Herkese merhaba arkadaşlar. Artvin'den her birinize ayrı ayrı selamlar olsun. Şu an saat tam 2:11. Canlı tanıklıklar video serisine şahsım adına ben de bir nebze de katkı sağlamak amacıyla bu videoyu oluşturmak istedim. Dilerim ikna sürecinde sorun ve sıkıntı yaşayan değerli arkadaşlarımıza katkı sağlamış olurum. Değerli arkadaşlar, öncelikle lafı çok uzatmadan şunu belirtmek istiyorum ki, kıymetli İzzet Güllü abime, hocama buradan yazı ve makalelerinden karşılıksız hem istifade etmiş hem de fayda görmüş bir kişi olarak sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlar, yıl 2015'te üniversite zamanımdı. Yaşadığım sorun OKB ile ilgiliydi. Sürekli olarak aklıma gelen düşüncelerime saplanıp kalmıştım. Ve oradan bir türlü çıkamıyordum. Aklıma gelen ardı ardına yoğun düşüncelerden dolayı dahi gece uykuya zor geçiyordu. Sabah kalktığımda ise sanki hiç uyumamışım gibi düşüncelerim aynı yerden birbirini izlemekteydi. Hasta olduğumu düşünüyordum. Ancak bir yerde de bunu kabul edemiyordum. Çünkü somut bir şey yoktu. Yani gözle görülen, kime anlatsan zaten anlamaz diye düşünüyor insan. Tabii bu süreçte okuluma devam ediyordum. Gidiyorum, geliyorum. Ancak hiçbir şeyden, hiçbir aktiviteden keyif alamıyordum. Bakıyorum, etrafımda birçok insan vardı. Herkes halinden memnun. Diyorum ki bir tek ben miyim böyle hissedip bu şekilde sorun yaşayan? Allah'ım, bunun bir çözümü olmalı diye düşünüyordum. Biraz zaman geçti arkadaşlar. Akabinde bir psikiyatriste gitmeyi kafaya koydum. Gittim ve tüm çıplaklığıyla sorunlarımı anlatmaya başladım. Doktor bey, böyle böyle şeyler hissediyorum ve geçmiyor. Okuldayım, arkadaşlarım, çevremdeki tüm insanlar gülüp eğlenirken, yaptıklarından keyif alıp zevk duyarken ben neden böyleyim, neden keyifsizim, neden mutsuzum, neden hep sıkılıyorum şeklinde anlatımıma devam etti. Bunları anlatırken arkadaşlar dinler gibi yapıyordu beni resmen. Sürekli kafasının başka şeylerle meşgul olduğunu anlayabiliyordum. Sanki beni dinlemiyor. Zaten yazacağım bir kalem ilaç, yani fazla dinlemeye de gerek yok şeklinde bir tavrı vardı. Sonra dedi ki, evet anlıyorum seni. Sana hemen 10 miligram bir Zitoles başlayalım dedi. Bir ay kullanacaksın dedi. Ondan sonra tekrar kontrole gelirsin. Ben de ne bileyim. Birden ikiden hani böyle şeylerle karşılaşmamışım. İlk defa oluyor. Tamam dedim ve çıktım. İlacı bir ay kullandım arkadaşlar. Resmen 10 miligram olmasına rağmen 10 günde bana etki göstermeye başladı. Böyle vurdum duymaz, umursamaz, uyuşuk gibi bir kişi olduğumu aynanın karşısına baktığım zaman göz bebeklerimin büyüdüğünü fark ettim. Bilmiyorum, belki de bana öyle geliyordu. Bu defa ilaçları sorgulamaya başladım. Okudukça ilaçların yan etkilerini daha da kötü olmaya başladım ve ilacı attım çöpe. Tekrar kontrole gittim. Doktor dedi, hoş geldin, otur. Oturdum.
Bekliyorum. Evet dedi, şu an nasılsın? Nasıl hissediyorsun dedi. Dedim, yani ben dedim ilacı bıraktım doktor bey, attım çöpe. Ben ilaç kullanmak istemiyorum diye. Beni çok uyuşuk yaptı dedim. Önceki halim dedim daha iyiydi. Sonra biraz düşündü dedi ki bana, o ilaç sende etki göstermeye başlamıştı. Keşke bırakmasaydı. Başlarda öyle olur dedi. Neyse ben ilaç almayacağım. Öneriniz varsa dedim dinlerim doktor bey. Ne kadar beyse artık. Bey demek de gelmiyor içimden de. Neyse. İlacı bir süre kullanmam lazım diye söyledi. Ondan sonra kalsın ben ilaç almak istemiyorum diyerek dışarı çıktım ve bir daha da asla yanından bile geçmedim oranın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Yani bir şeylerin yolunda gitmediğinden emindim. Yani sorunum ile ilgili internet ortamından hayli bir araştırmaya girmiştim zaten. Problemimin ismini dahi bilmiyordum. Bunu da araştırmalarım neticesinde öğrenmiş oldum. Ki ismi OKB'ymiş. Velhasıl kelam İzzetgüllü Hoca'ya rastladım. YouTube video platformunda. Mutlaka İzle videosuna denk gelmiştim arkadaşlar. Videoya tıkladım. Onu izleyince sanki bir sihirli değnek çarpmıştı zihnime. Dedim, Allah Allah. Nasıl olur? Öyle bir güven veriyor ki öyle böyle değil. İçim resmen soğumuştu arkadaşlar. Seviniyordum. Yani bu duyguyu gerçekten sizlere anlatmaya çalışsam da başaracağımı sanmıyorum. İçim kıpır kıpır olmuştu. Yani hani yangından çıkan birine su serpersin ya, o şekil bir şey. Yani sonuçta diyordum beni anlayan biri çıktı karşıma. Ama tabii ki kafam bir sürü soru işaretleriyle dolu. Bu defa hocamızın diğer videolarına da göz atmaya başladım. Yavaş yavaş izledikçe bazı şeylerin zihnime oturduğunu fark ettim. Hasta olmadığımı öğrenmeye başladım. Mantıklı açıklamalar beni ikna ediyordu. Yani açık bir kapı yok resmen. Sonrası zaten arkadaşlar çorap söküğü gibi geldi. Dinledim, dinledim, dinledim. Yavaş yavaş bir şeylerin zihnimde oturduğuna şahit oluyordum. Ve ondan sonra başka arayışlara girmedim çok şükür. Yani beni başkasının böyle anlayacağını düşünmüyordum. Rabbime şükürler olsun. İlgili videolara ağırlık vererek, yani denilenleri uygulayarak sorunumdan kurtuldum arkadaşlar. Bunu canlı tanıklık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Beni karanlıklardan aydınlığa çıkardı İzzet Hocam. Bunun için ona minnettarım. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, hani derler ya ölüme çare yok. Gerçekten her şeyin bir çaresi varmış. Bizim sorunlarımızın çaresi de hasta olmadığımızı öğrenmek, bazı şeylere ikna olmak, bazı şeyleri telkinle, İzzet hocamızın metoduyla uygulayarak düzeltmekte. Çözüm buradan geçiyor. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Beni karanlıklardan aydınlığa çıkardı İzzet hocam. Vallahi söylenecek aslında fazla da bir şey yok arkadaşlar. Doğru yerdesiniz. Doğru yerde olduğunuza, doğru yerde olduğunuzun farkında olun. Başka arayışlara girmeyin arkadaşlar. Yani gerçekten karşılıksız veriyor bu hizmetleri İzzet abi. Gerçekten kazma, kürek, yani hepsi elimizde. Bize lazım olan yani kazıp hazineye ulaşmak. Gerekli çalışmayı yapıp arkadaşlar. Hani demek istediğim bu. Sizlere de tabii ki birkaç öneride bulunabilirim. Videolar arkadaşlar açık bir zihinle, açık bir kalplilikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani öküzün altında bazen buzağı aramak gerekmiyor. Gerçekten iyi insanlar var, faydalı insanlar var, karşılıksız hizmet sunan insanlar var.
gereken videolara, hani sorunlarınızla ilgili gereken videolara önem vermenizi tabii ki buradan önerebilirim. Hani diğer videolarda izleyebilirsiniz bilgilenmek açısından. Ama hani sorununuzla ilgili videolara yoğunlaşırsanız hani sorunlarınızı daha kısa sürede çözebiliyorsunuz. Hani sorunlarınızı çözdükten sonra da tabii ki bazı başka konularda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Birçok konuda İzzet Hocamızın videoları var. Verdiği önemli bilgiler var, tablet bilgiler var. Onları da tabii ki uygulayıp hayatınıza geçirebilirsiniz. Ama hani dediğim gibi maksadınız sorununuzdan kurtulmaksa bir an önce sorununuzla ilgili videolara yoğunlaşıp sürecinizi daha da hızlandırabilirsiniz. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hani ümitsiz olmayın gerçekten. Her derdin bir dermanı var. Bizim de dermanımız İzzet abimiz. Sağ olsun karşılıksız sundu bize bu hizmetleri. Kıymetini bilmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.